1982 ile 92 yıllarını Antalya Kaş'ta geçirdim. O yıllarda Kaş'ta turizm yine başlamıştı. Kaş'la ilgili birçok anım var. Bundan 2 yıl önce, 2 yıl sanırım Kaş'a hem tatil hem biraz da çalışayım, değişiklik olsun, özlemlerim gidireyim diye Kaş'a gittim. Kaş'ta çalıştım falan filan işte. Başından geçen bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaş'ta bir anı. Birçok anı var da birini bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok şaşırdım bir anım yani. Benim için çok önemli. Kaş'ta çok sevdiğim, çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Benim için var, onlar için var mı yok mu ayrıca tartışılır tabii ki. Ondan sonra işte İstanbul'da Kaş özlemleri duydum yıllarda. Bir gün kardeşlerle sohbet ediyoruz. Dedim ki eğer ben bir gün ölürsem beni Kaş'a gömün. Çünkü Kaş benim için hakikaten önemliydi. Çok önemliydi. Ondan sonra benim anlatacağım hikaye kimseye çok da ilgilendirmiyor aslında ama olsun. Benim için önemli bir anı. İşte geçen yıl Veli Kocaer'le öyle oradan buradan sohbet ederken ya Veli abi dedim sana bir şey söyleyeceğim dedim ben. Eğer dedim ben bir gün ölürsem beni Kaş'a gömün diye kardeşlerime vasiyet bıraktım dedim. Ben de orada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Kaş'ı ne kadar çok seviyorum. Kaş benim için ne kadar önemli. Sizler benim için ne kadar önemlisiniz demeye çalışıyorum. Çalıştım yani. Ama bu vasiyetimden vazgeçtim. Çünkü Köyceğiz'de Kaş kadar güzel. Annem babam orada. Benim için doğru olan Köyceğiz'dir tabii ki. Tabii Kaş da benim için vazgeçilmez. Ha tam konuyu söyleyeyim. Veli abi dedim. Ben Kaş'ı çok çok seviyorum. Eğer vasiyet bıraktım kardeşlerime. Eğer ölürsem ben beni Kaş'a gömün dedim. Ondan sonra Veli abiden işte güzel bir cevap bekliyorum. Aa öyle mi falan filan demesini bekliyorum. Şey diyor. Ya Yalçın diyor. İşlek ve köşede olan mezarlıklar iyidir. Tabii ben şok oldum. Yani o kadar duygusuz söyledi ki veya kabullenmiş olarak söyledi ki şey diyor. Oradan geçen insanlar dua eder diyor. Onun için iyi bir karar vermişsin diyor. Yani ben ondan daha böyle duygusal cevaplar beklerken Allah gecinden versin demesini beklerken o şey diyor. Yani iyi diyor. Yani buradan da Veli abi yad edelim. Buradan Veli abinin eşine Veli abiye sevgiler sunuyorum. Özledik be Veli abim be. Vallahi özledik. Hayırlı akşamlar. İyi bakın kendinize.